Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şairoğlu, kardeş Azerbaycan'dan, Bakü'den selamlar. 2023 yılına Haydar Aliyev yılı olarak başladık. Yıl boyunca ülkenin bütün şehir ve köylerinde Haydar Aliyev ile ilgili konferanslar, etkinlikler ve anma törenleri düzenlenmektedir. Ve bugün 10 Mayıs Haydar Aliyev'in 100. doğum günü. Azerbaycan'da büyük bir coşkuyla kutlanan bu bayram yurt dışında da kutlanmaktadır. Haydar Aliyev ileri görüşlü bir siyasetçiydi ve günümüz Azerbaycan'ın mimarı olarak kabul ediliyor. Ülkenin en zor ve çetin günlerinde Azerbaycan'a liderlik etmeye başlamış ve Azerbaycan'ı sanki uçurumdan kurtarmıştır. Hayat ona bir şans verseydi bugünü görecekti ama 2003 yılında sonsuzluğa gözlerini yumdu. Ancak politikası başarıyla devam etmekte ve İlham Aliyev babasının isteklerini yerine getirmekte. Haydar Aliyev'in en büyük hayali Karabağ ile ilgiliydi. İşgal altındaki topraklarımızın özgürleşmesini ve Azerbaycanlıların kendi dede baba topraklarına geri dönmesini diledi. Bu dilek bugün yerine getirildi. Sovyetler döneminde üst düzey görevlerde bulunan Haydar Aliyev bağımsızlıktan sonra iç savaş tehlikesi yaşayan, Ermenistan'la savaş durumunda olan ve ekonomik krizlerle mücadele eden bir Azerbaycan'ın başına geçerek kurtarıcı rolü üstlendi. Haydar Aliyev hem Sovyetler hem de bağımsızlık döneminde ömrünü ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların büyük kısmının sevgisini kazandı. Aliyev'in hatırası halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki ümummilli lider unvanıyla yaşatılıyor. Haydar Aliyev kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlendirilmesine her zaman önem vermiştir. Tek millet, iki devlet felsefesinin temellerini atan Haydar Aliyev'in başarılı siyaseti bugün de devam ediyor. Bugün milli liderin 100. doğum günü her yerde kutlanıyor. Bizler de bu anma etkinliklerine katılıyoruz. Modern Azerbaycan Devleti'nin mimarı ve kurucusu, Azerbaycan halkının milli önderi Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı münasebetiyle Azerbaycan'ın askeri başsavcılığında da bir etkinlik düzenlendi. Önce kurumun idari binasında yer alan Haydar Aliyev köşesinde bulunan Ulu Önder Haydar Aliyev'in büstünün önüne çiçekler konularak o büyük insanın parlak hatırasına derin saygı ifade edildi. Törene katılanlar, dünyaca ünlü siyasetçi Haydar Aliyev'in ve tüm şehitlerimizin aziz ve unutulmaz hatırasını bir dakikalık saygı duruşuyla anarak gazilere şifa dilediler. Törende konuşma yapan Azerbaycan'ın başsavcı yardımcısı, askeri başsavcı Tümgeneral Hanlar Veliyev, kalbi her zaman vatan sevgisiyle çarpan, milletine tüm varlığıyla bağlı, istiklal ve istikbal yolumuza ışık tutan, milletini zamanın çetin imtihanlarından ustalıkla çıkaran, her zor durumdan çıkış yolu bulan bilge lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan tarihinde ve uluslararası arenadaki rolünden bahsetti. Demokratik ve yasal bir devletin inşasında, ülkemizin güçlenmesinde, halkın refahının yükseltilmesinde ve dünya siyasetine yaptığı katkılarda eşi benzeri olmayan hizmetlerini anlattı. Büyük tarihi şahsiyet Haydar Aliyev'in anlamlı hayatından ve çok yönlü faaliyetlerinden bahsederek, konuşmasına devam eden askeri başsavcı Hanlar Veliyev şerefli hayatını ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin aydınlık istikbaline adayan milli önderin, devlet olmanın ideolojik ve siyasi temellerini oluşturarak ve Azerbaycan halkını gerçek bağımsızlığa kavuşturarak hafızalarda ebedi hayat kazandığını da söyledi. Azerbaycan'ın gelecekte bağımsızlığını ilan etmesinin gerçek temeli yeni egemen bir ülke olarak karşı karşıya kalabileceği önemli meselelerin çözüm yöntemleri Sovyetler döneminde Cumhuriyetimize ilk önderliği sırasında Büyük Önder Haydar Aliyev tarafından oluşturulmuştu. Askeri Başsavcı Hanlar Veliyev 90'lı yıllarda ülkemizin çok zor bir durumda olduğunu ancak Azerbaycan'ın modern tarihinde belirleyici bir dönüm noktası olarak kabul edilen büyük şahsiyet Haydar Aliyev'in büyük dönüşünden sonra her şeyin daha iyiye doğru değiştiğini de kaydetti. Büyük lider Haydar Aliyev'in sayesinde ülkede iç savaşın çıkması ve bağımsızlığımızın kaybedilmesi kararlı bir şekilde önlenmiş, suç çeteleri etkisiz hale getirilmiş, bölücü eğilimlere son verilmiş, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden kurtarılması için gerekli diğer tedbirler alınmıştır. Böylece Azerbaycan hızlı gelişme yoluna girmiştir.
Büyük önder Haydar Aliyev'in Azərbaycanın aydın geleceği için hesablanan mükemmel siyasetini başarıyla sürdüren devlet başkanımız Sayın İlham Aliyev'in liderliğinde son 20 yılda yapılan son derece önemli çalışmalardan, ata baba topraklarımızın askeri ve siyasi diplomatik yollarla işgaldan kurtarılmasından, 44 günlük vatan savaşında Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğindeki milli ordumuzun şanlı zaferinden bahseden askeri başsavcı Hanlar Veliyev, ülkemizde gerçekleştirilen kapsamlı reformların yanı sıra her alanda elde edilen emsalsiz başarılar, ekonomimizin güçlenmesi ve tüm bunların Azərbaycan Cumhurbaşkanının derin zekası, yüksek biliği ve mükemmel anlayışından kaynaklandığını belirtti. Tüm bunların İlham Aliyev'in önderliği, kararlılığı, yorulmak bilmez faaliyeti, bilgeliği ve azmi sayesinde mümkün olduğu kadar hükümet ile halk arasındaki yakın bağın bir sonucu olarak da devletimizin daha da güçlenmesinden, kapsamlı artışından bahseden tüm General Hanlar Veliyev, Azerbaycan'ın uluslararası itibarının ve dünya ülkeleri arasındaki konumunun arttığını da söyledi. Askeri Başsavcı Hanlar Veliyev, kapsamlı bilgi birikimi, keskin düşünme ve yüksek yönetim kabiliyetine sahip olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Hanım Aliyeva'nın Azerbaycan'ın elde ettiği başarılarda ve devletimizin güçlenmesinde olduğu kadar kalkınmasında da sadeliği ve samimiyetiyle öne çıktığını vurguladı. Ülkemizin uluslararası ilişkilerinde ve milli kültürümüzün tüm dünyaya tanıtılmasında Mehriban Aliyeva'nın çok yönlü faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır. Daha sonra Azerbaycan Parlamentosu Milletvekilleri Rauf Aliyev, İlham Mammadov, Elman Nasirov, Türk General Sayın Yücel Karaoğuz, şair Vahid Aziz ve diğer konuklar dünyaca ünlü siyasetçi Haydar Aliyev'in tarihteki rolü, ülkesine ve halkına yaptığı benzersiz hizmetlerle ilgili konuşmalar yaptılar. Sonda askeri başsavcı Hanlar Veliyev değerli ve anlamlı hayatını vatanına adayarak ve millete müstesna hizmetler sunarak Azerbaycan halkının milli lideri unvanını kazanan dünya siyasetinin parlak şahsiyeti Ulu Önder Haydar Aliyev'in tarihte ve Azerbaycanlıların kalbinde sonsuza kadar yaşayacağını, onun aziz ve unutulmaz hatırasının her zaman büyük saygıyla anılacağını belirtti. Kardeş ülkede kritik seçimlere sayılı günler kaldı. Asıl rekabetin kimler arasında olduğu uzun zamandır bilinmiyor. Ama görünen o ki bu sadece bireylerin değil, fikirlerin ve hatta Türkiye'nin geleceğini taban tabana farklı tahayyül edenlerin mücadelesi. Elbette bu konuda bizi, yani Azerbaycan'ı en çok düşündüren 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin dış politikasının gidişatında ciddi değişiklikler yapılıp yapılmamayacağıdır. Zaten Erdoğan'ın bir numaralı rakibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya ve onun lider devleti ABD'ye sadakat derecesi malum. Batı'nın, özellikle de Amerika'nın ve onun başkanı Joe Biden'ın, Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın Azerbaycan'a ve Türkiye'ye, o cümleden Ermenistan'a karşı tutumu ve sahte soykırım meselesi de uzun zamandır biliniyor. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu geçen hafta seçim öncesi büyük projesini sundu. Ancak Cumhurbaşkanı seçilirse yeniden canlandırmaya vaat ettiği yeni İpek Yolu ve sunduğu haritayla ilgili bilgiler şok edici. Neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedeflediği yeni İpek Yolu Azerbaycan'dan geçmiyor. Evet, 5500 kilometre karayolu İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin'i birbirine bağlıyor. Yani Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ı İpek Yolu projesinden dışlıyor ve bunu açıkça ilan ediyor. O halde Zengezur Koridoru'ndan bahsetmeye hiç değmez. Oysa Zengezur Koridoru bugün Azerbaycan kadar Türkiye'nin ve tüm Türk dünyasının şah damarı olarak görülüyor. Ama maalesef CHP lideri bunu böyle görmüyor veya görmek istemiyor. Görünen o ki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ı büyük projelerin dışında tutuyor ve bizim için hayatı önem taşıyan Zengezur Koridoru'nu tarihin çöplüğüne atmaya vaat ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı ve CHP'nin önemli isimlerinden olan Türkiye'nin eski Bakü Büyükelçisi Ahmet Ünal Çeviköz, muhalefetin seçimleri kazanması halinde İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık
yakılacağını da söylüyor. Üyelik Alyans'ın Vilnius'taki yaz zirvesinden önce onaylanacak. Ancak hatırlarsanız AK Parti hükümeti İsveç'te yazılı bir anlaşma yaptı. PKK'lı teröristlerin üyelikten önce Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor. Peki Erdoğan'ın ekibi ne diyor ve ne vaat ediyor? Yalnızca bir sıcak örnek göstermek isterim. Mevcut Türk makamları yıllar önce iktidarda olsaydı Ocalı soykırımı yaşanmaz, Azerbaycan toprakları işgal edilmezdi. Bu sözler Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ait. Türkiye'nin baş diplomatına göre o dönemde resmi Ankara Azerbaycan'ı Ermeni işgalinden korumamıştı. Aynı zamanda Türk dünyasının güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak güçlerimizi birleştirmeliyiz. Azerbaycan'ın topraklarını işgaldan kurtarması Türk dünyasının özgüvenini tazeledi. Artık herkes, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyeleri de gerekirse Türkiye'nin yanlarında olacağına inanıyor. Sayın Çavuşoğlu bunu diyor. Asıl endişe de bugünkü Türk iktidarının ana rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin iktidara gelmesiyle birlikte eski dönemin yönetim anlayışının geri dönebileceği ve tek millet iki devlet stratejisinin balta alınabileceği ile ilgili. Hatırlayalım ki eski Cumhurbaşkanı rahmetli Abülfez Elçibay döneminde iki kardeş ülke ilişkilerine leke haline gelen böylesine utanç verici bir olay yaşanmıştı. O dönemde Elçibay Türk hükümetinden helikopter istemişti. Karabağ'da kuşatma altındaki Azerbaycanlı sivil halkın kansız tahliyesi için Türk devletine başvuruldu ancak reddedildi. Bu yetmezmiş gibi Karabağ'da çatışma sırasında Türkiye'nin o zamanki kosmopolit iktidarı işgalci Ermenistan'ın gıda, buğday yardımı da yaptı. Peki doğrudan mı Hocalı soykırımı zamanı Ankara hükümeti Azerbaycan'a yardım etmemişti? Tarihi bilgilerimizi tazeleyelim. Bu gözlerim yaşla dolu, yaşıyla gidebilmirim. Düşmüşem, yolum bağlanıp, hey sağım solum bağlanıp, elə bil kolum bağlanıp, güç vurup gidebilmirim. Türkiye'den neler bekliyorsunuz? Türkiye bundan sonra neler yapmalı? Size nasıl yardım edebilir? Mesela ben o yardımları hakkında konuşmuyorum. Onu gerek Türk hükümeti özü düşünsün. Türk hükümeti tecrübeli bir devlettir. Dünyanın bütün siyasetini bilen bir devlettir. Kelbecir olaylarında çok zor bir durum vardı. Yani insanlar kırılıyor. Ben Türkiye'ye de, İran'a da, Rusya'ya da sordum ki heriniz 5-10 helikopter verin, o insanları oradan kurtaralım. Çocukları kurtaralım, kadınları kurtaralım. İnsanlar köylere kaçmış, meşelere dağılmış, ormanlara dağılmış. Onları tapalım, yıkalım. Kimse vermedi. Hiçbir devlet vermedi. Ne Rusya verdi, ne İran verdi, ne de Türkiye verdi. Yani bir insan, hümanitar bir yardım kimi bunu yapmak olurdu. Al 3 helikopter, bunu kullandır, oradan insanlarını kurtar. Dünya yapmadı. Artık hiç şüphe yok ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa yeni ekip yalnızca İsveç'in koşulsuz NATO üyeliğini değil, aynı zamanda Erdoğan hükümetinin Nemesis anıtı nedeniyle Ermenistan'a kapattığı hava sahası da dahil, Azerbaycan ile barış anlaşması olmazsa da Ermenistan ile tüm kara sınırını kayıtsız şartsız açacaktır. Ya da Erdoğan'ın İsveç ile Türkiye adına imzaladığı NATO anlaşmasını hiçe sayan muhalefetin iktidara gelirse Erdoğan'ın imzaladığı Şuşa deklarasyonunu ciddiye alacağını kim garanti edebilir ki? Belki de sahte soykırımlar için Ermenilerden bile özür dilediler. Neden olmasın? Bu 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Ünal Çeviköz'ün aynısıdır. Başka bir deyişle işgalciye karşı kazandığımız zaferden dolayı üzgündü. Böyle biri yıllardır Kılıçdaroğlu'na baş danışman olarak çok değerli nasihatler veriyor ve Allah korusun vermeye de devam edecek. Tabii bizim yani Azerbaycan'ın yapabileceği bir şey yok artık. Son karar Türk milletine aittir. Halk, millet genelde hata yapmazlar ve yapmayacak. Türk milleti doğru seçim yapacak. Evet. Değerli izleyiciler, bugünkü Azerbaycan gündemini burada noktalamak istiyorum ve yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.